Arthur Hayes'in 1 milyon dolarlık fiyat tahmini üzerine konuşacağız ve genel hatlarıyla bu durumdan bahsedeceğiz. Tabii bundan önceki videoda yine kendisinin açıklamalarını değerlendirmiştik. Fakat burada biraz daha işin ana hatlarında durmuştuk. Hatta anlatırken de biliyorsunuz ki bu haberi kullanmıştık fakat daha doğrusu haberi kullanmamıştık. Haber öyle duruyordu. Burada da kendisinin aslen gerçekleştirdiği argümanlarını ele almaya çalışacağız diyebilirim. Peki. Yani eğer ki konuyla alakalı genel durumu merak ediyorsanız bundan önceki videoya gidin. Burada sadece Arthur Hayes'in argümanlarını değerlendireceğiz. Eski Bitmex CEO'sundan 1 milyon dolarlık Bitcoin tahmini işte olası senaryolar ve tarih. Tabii ki Plan B'nin söylediği şey artık çok geçerli değil. Ben size onu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla yani önceden hani Plan B diyordu ya. Ya 100 bin dolarla 1 milyon dolar arasında olabilir. Şimdi şu anda 100 bin dolar işi tutmaz. Çünkü pek çok şeyi aldık. Yani adam diyordu ki Plan B bunu bu arada söylerken 2022'nin ortalarında ilk olarak galiba Plan B teorisini ortaya atmıştı. Yani daha piyasada regülasyon yoktu. Regülasyonu belli bir ölçüde aldık ve nasıl geleceğini, nasıl gelebileceğini aşağı yukarı anlayabiliyoruz. Tabii ortada bir ETF gerçeği var vesaire derken, evet artık aşağı yukarı bir şeyler kestirilebilir. Bitcoin ve kripto para piyasası hakkında cesur açıklamaları ve tahminlerle bilinen Bitmex CEO'su Arthur Hayes, belli bir noktaya kadar şöyle hızlı hızlı atlayayım çünkü önceki videoda da oraya kadar geldiğimiz için 750 bin dolarla diyor 2026'ya kadar 1 milyon dolar aralığında olabilir. Evet olabilir. Önümüzdeki 2 yıl muazzam bir artış öngören ünlü isim. Bu artışın BTC potansiyel olarak 750 bin ile 1 milyon dolar arasına evet taşıyabilir. Bu yükselişin birkaç senaryosunun gerçekleşmesi sonucunda olacağını belirten Hayes, bunların faiz oranlarını sıfıra düşürmesini sağlayabilecek bir ekonomik kriz senaryosu ya da hükümetlerin harcamalarının faizden daha hızlı artmadığı bir senaryo olduğunu söyledi. Öyle bir senaryo gelir mi? Gelir. Yani şimdi şöyle, faiz oranları sıfıra düşer mi? Zannetmiyorum. Hükümet harcamaları faizden daha hızlı bir artmadığı bir senaryo olur mu? Olur. Ya zaten yakın zaman içinde mesela biliyorsunuz 45 günlük bir adamlar bütçe planını tamamladı ve dahi meclisten geçirdi. Hadi bakalım yani 40 gün kaldı. 40 gün sonra yine tam takır kuru bakır. Ondan sonra nasıl olacaklar onu bilmem. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten yakın zamanda hükümet kapanıyordu az kala. Adamlar ucundan döndü yani işin. Ve çok büyük bir ihtimalle ciddi bir resesyon. Hükümet harcamaları büyük ölçüde düşecektir. Yani Arthur Hayes'in ilk söylediği kısım abartı. İkinci söylediği kısım çok yüksek ihtimal. Bu tahmini dışında Bitcoin halvingi ve spot ETF'lerin alacağı bir onayın BTC 2024 sonunda 70 bin dolara ulaştıracağını dair görüşünü yineleyen Hayes, Nasdaq 100 ve S&P 500 gibi hisse senedi endekslerinin de rekor kırdığını belirterek bunların da BTC ile birlikte yükseleceğini tahmin etti. Çok büyük bir ihtimalle. Yani bu noktada yani Nasdaq tarafının tabii ki Nasdaq, S&P falan bunların da takip etmesi muhtemeldir. BTC kadar hareket kabiliyeti yok bunların. Fakat yön noktasında ve korelasyon noktasında evet aynı yönlü hareket ederler. Çünkü onları da katalize edecek olan şey bir noktada Fed olacak biliyorsunuz. Ve ABD geneli olacak. O yüzden doğrudur. Bu kısma katılıyorum. Bir de ne diyordu ya? Ha, 2024 sonunda 70 bin dolar. Yok. Bu kısma katılmıyorum. Çünkü geçmişteki tipik hareketleri belli. Ben daha önce şunu söyledim. Şu kesin gözüyle bakıyorum. Mesela bak. İki dalga hareketi doğru mu? Evet, iki dalga hareketi. Şimdi yine buna çok benzer hareketler yapar BTC. Fakat şimdi ikinci dalga hareketi ilkinden çok daha yüksek olur diye düşünüyorum. Zira
ilk hareketten sonra çok daha fazla kurumsal girer. Regülasyonlar tamamlanmış olur. Yani tam o ortadaki katalizör muhtemelen ilkinden çok daha büyük olacaktır kanaatindeyim. Ki 2025 yılında artık ABD tarafı işi büyük ölçüde çözecek. Yani tam anlamıyla üzerindeki baskı kalkacaktır vesaire derken. Ama yine de bir yerde 2024'teki zirve noktası 70 bin, öteki 750 bin yok. Ya yani burada Arthur Ashe'in artık hayal gücünü seyrediyoruz. 70 bin dolarlar daha erken gelebilir mi? Çok daha erken gelir bence. 2024'te yani yıl sonuna kadar beklemek gerektiğini de düşünmüyorum. Bitcoin 2026 yılına kadar 1 milyon dolar arasına 750 bine ulaşacağını düşünüyorum. Birkaç senaryonun gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca BTC 2024 yıl sonu için 70 bin dolarlık hedefim geçerliliğini koruyor. Dediğim gibi burada çok zaman fiyat bazlı olarak çok oturaklı bir fiyat tahmini vermemiş. Bunun dışında Çin'in Bitcoin ve kripto paralar üzerinde baskı yaptığını belirten Arthur Ashe, Hong Kong'un kripto para sektöründe benzersiz bir konumda olduğunu söyledi. Çin'in kripto paralar üzerinde baskısı hala devam ediyor. Çin yasaklayıcı eylemleriyle kripto para ticaretini zorlaştırdı. Ancak vatandaşları hala Bitcoin'e sahip. Çin hükümetinin bu yasaklayıcı tavrı arkasındaki temel kaygısının sosyal istikrarı korumak olduğunu düşünüyorum diye. Abiciğim bir şey düşünmene çok fazla gerek yok. Hani Çin bunu neden yapıyor? Şimdi Çin bunu yapıyor. Çin her zaman buna benzer politikalar izliyor. Bunun nedenini araştırmak birazcık felsefeciliğe doğru gider. Bir, ikincisi her şeyi araştırman gerekir yani. Çünkü tek başına bunu yapmıyor. Yani sadece burası üzerinde bunu yapmıyor desem daha doğru olur. Pek çok şey de yapıyor. Instagram için yapıyor. Facebook için yapıyor. Başka ürünler, başka şeyler vesaire için yapıyor. Yani her şey için yapıyor. Her şey için adamlar bunu yapıyor. Sadece kripto ortamı için yapmıyor ki. Dolayısıyla burada pek de kişisel algılanabilecek bir husus da yok demeye çalışıyorum. O yüzden Çin'in piyasa üzerindeki baskısı var. Çin'in baskısı sürer. Zaten pek çok şey Çin baskısı varken oldu. Yine varken olur. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Aksi haber gelirse ona da hayır demeyiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.